Kış ticarete farklı yaklaşımlar. Burada inceleyeceğimiz iktisatçılar Linder, Porte ve Balassa. Linder'le konumuza başlayalım. Linder'in görüşlerini iki grupta toplamak mümkündür. Bunlar ticaretin refah etkisi ve ticaretin ne için yapıldığı. Linder'de dış ticaret ve refah artışı. Linder'e göre dış ticaret iki yoldan ülkelerde refah artışına yol açabilir. Bunlar ticaret sonrası kaynakların yeniden dağılımı ile, bir diğeri ise ticaret hadlerindeki iyileşme ile. Linder'e göre dış ticaret ile büyüme arasındaki etkileşim, ticaret sonrası kaynakların yeniden dağılımı süreciyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu yüzden ülkelerin dış ticarete başladıktan sonra kaynakların yeniden dağılımını gerçekleştirebilme kapasitelerini incelemek gerektiğini söyler. Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaret sonrası kazanç yerine kayıplarla karşılaşmaların nedeni olarak ise dış ticaretin gerektirdiği yapısal uyumu gerçekleştirememeleri olarak görmektedir. Linder'e göre iki tür ülke vardır. Birincisi, kaynakların yeniden dağılımını gerçekleştiremeyen, fiyat esnekliklerinin çok düşük olduğu, yani az gelişmiş ülkeler. Bir diğeri ise, kaynaklarını tamamen dış ticaretin gereklerine göre dağıtabilen ülkeler, yani gelişmiş ülkeler. Linder, ilk grupta yer alan ülkeler açısından ticaretin bir refah açığı sağlaması, ancak ticaret sonrasında büyüme hızının, nüfus artış hızından büyük olması ile mümkün olabileceğini söylemiştir. Bir de bu konuda Linder, dış ticarete refah üzerindeki etkilerini gözlemlemek amacıyla bir model kurmaktadır. Bu model, ihracatçı kesim ve ithalata rakip kesim olarak iki kesim üzerine kuruludur. Ve bu iki kesimde de ücretler geçimli düzeydedir. İhracatçı kesim, ticaret sonrası kendi iş gücünü ve sermayesini kullanarak üretim artışını sağlamaktadır. İthalata rakip kesim ise işsizlikten başka seçeneği yoktur. Bu kesimde çalışanların daha düşük ücretlere razı olduğu varsayılır. Bu durumda ihracatçı kesimde yaşanacak olan üretim ve gelir artışları ithalata rakip kesimin varlığı nedeniyle törpülenecek ve azalacaktır. Linder'e göre ithalata rakip kesimin varlığı toplam nüfus içinde ağırlığı azaldıkça ve tamamen yok olduğunda dış ticaretin refah etkileri bu ülkelerde gözlemlenebilir duruma gelir. Yani Linder'in az gelişmiş ülkeler için geliştirdiği modellerde dış ticaretten kazanç elde edebileceği kesin değildi. Yine de koruyucu dış ticaret politikalarını önermemektedir. Linder'e göre ticarete açılan bir ekonominin kapalı bir ekonomiden daha yüksek bir büyüme hızına erişmesi 3 koşula bağlıdır. Bu koşullar, ticarete girişilmesi halinde kaynakların yeniden dağılımı nedeniyle gelir düzeyi yükselmiş olacağından, gelirin mutlak anlamda otarşı durumdan, yani bir ülkenin ekonomik bakımdan kendi kendine yetme durumundan daha büyük bir kat sayıyla artması gerekir. İkinci koşul, ticarete başlanması nedeniyle kaynak dağılımına bağlı etkinliğin ileriki yıllar için geliştirilmesi gerekir. Üçüncü ve son koşul, teknolojik gelişmenin hızında bir değişiklik olması gerekir. Büyüme hızı gösterebilmesi için yapılan ek sermaye birikiminin aynı oranda gelir artışı yaratıp yaratmamasına sıkı sıkıya bağlıdır. Alternatif dış ticaret kurumu, tercihlerin benzerliği. Linder'in tercihleri benzerliği teoremine giriş yapmadan önce Linder'den önce ortaya çıkan birkaç teoreme modeli değinelim. Bunlar karşılaştırmalı üstünlükler teorisi ve daha sonra geliştiren Heckscher-Ohlin modeli. Bu modeller ve teoriler ülkelerin dış ticaret yapılarında sahip oldukları üretim faktörünün önemi üzerinde durmuşlardır. Faktör donatımı teoremi olarak bilinen Heckscher-Ohlin modeli, ülkelerin bol olarak sahip oldukları faktörleri yoğun olarak kullanan malların üretiminde mukayeseli üstünlüğe sahip olacaklarını ileri sürmektedir. 1950'li yıllarda ilk olarak Leon Thiep tarafından ABD'nin dış ticareti üzerine yapılan analizler, tüm ülkeler arasındaki dış ticaretin
Heckscher-Ohlin modeline uygun olmadığını ortaya koymuştur. Tercihlerde benzerlik teoremi ise 1961'de Linder tarafından ileri sürülmüştür. Linder, dış ticaret teorisinde talep olgusuna ilk olarak yer veren iktisatçılardan biridir. Tercihlerde benzerlik teoreminin dayandığı bu varsayımlar şu şekilde sıralanabilir. 1. Benzer gelir düzeyine sahip ülkeler benzer zevklere sahiptir. 2. Ürünler farklılaştırılmıştır. Teori, homojen olmayan zevklerin ve ölçek ekonomilerin özellikle önemli olduğu sanayi ürünleri ticaretini açıklamaktadır. 3. Ölçüye göre artan verim geçerlidir. İlk varsayım, karşılaştırmalı üstünlük ve faktör donatımı teorilerinden ayrı olarak Linder teoreminde dış ticarete talep koşullarına yer verilmesini sağlamıştır. Böylece ülkeler arası ticareti arz faktörleriyle açıklayan mutlak üstünlük, karşılaştırma üstünlük ve faktör donatımı teorilerinin yerini talep koşullarına yer veren yeni bir teori almıştır. Linder teoreminden önce geliştirilen dış ticaret teorileri, ülkeler arasında dış ticareti yapılan ürünlerin homojen olduğunu varsaymaktaydı. Oysa Linder'in tercihlerde benzerlik teoremi, ürün farklılıklarını vurgulamakta, homojen olmayan ürünlerin dış ticaretini açıklamaktadır. Teoride ürün farklılaştırmasına yer verilmesi ise zevk ve tercihlerin ön planına çıktığını göstermektedir. Linder teoreminin son varsayımına göre ise üretimde artan verim koşulları geçerlidir. Farklılaşan ürünlerin belirli bir çeşidini üreten üreticiler bir süre iç talebi, daha sonra dış talebi karşılamak durumunda olacaklarından ölçüye göre artan getiriden yararlanmışlardır. Benzer tercihler kavramı, bir ürünün ihracatçısı olan bir ülke ile benzer özelliklere sahip başka bir ülkede bu ürünü satın almak isteyen tüketicilerin tercihlerinin benzerliğini ifade etmektedir. Tercihlerin benzerliğinde işleyiş şu şekildedir. Her mal önce iç pazar için üretilir ve iç pazardaki talebe de temsili talep adı verilir. İç pazar boyunca dış pazar arayışına girişilir. Söz konusu mal, temsili talebe benzer talep yapısına sahip ülkelere yani kişi başı gelir düzeyleri benzer ülkelere ihraç edilir. Teoriye göre önemli olan, İç pazarın doyması, tercihlerin ve gelirin ise benzer olmasıdır. Özetle Linder'e göre kişi başına gelir düzeyi benzer olan ülkeler bir malın farklı türlerini üretir ve tüketirler. Bunun bir sonucu olarak da aralarında benzer ürünlerin ticaretini yaparlar. Az önce teorinin işleyişinde de bahsettiğimiz temsili talep, Linder bir malın ihraç malı olabilmesi için yurt içinde bir talebinin bulunmasını gerektiğini belirtmektedir. Yurt içinde mevcut olan talep, yurt dışındaki talebin benzer olması anlamında temsili talep olarak adlandırılmaktadır. Yerli üreticiler, iç piyasada kar olanakları bulunan malları üreteceklerdir. Başlangıçta hiçbir mal dış pazar için üretilmeyecek, iç pazarda talebi olan ürünler üretilecektir. Bir süre sonra ise, İç pazarın doyması ve ölçüye göre artan getiri sonucunda ürünler dış pazara sunulacaktır. İç pazardaki temsili talebin benzeri bir talebe sahip ülkelerdeki pazarlara doğru bir ihracat yapılacaktır. Potansiyel ticaret ve gerçekleşen ticaret. Talep yapılarındaki benzerlik yani ilke pazarlarındaki temsili talebin benzer olması ülkeler arasındaki potansiyel ticarete ortam hazırlar. Ama potansiyel ticaretin gerçekleşen ticarete dönüşebilmesi iki ülke üreticilerin birbirlerinin pazarlarına girebilmelerine bağlıdır. Bir başka deyişle ticarete konan engeller kalktığı ölçüde gerçekleşen ticaret potansiyel ticarete yaklaşır. Porter kazanılan üstünlüğü savunmuştur. Bu üstünlüğe rekabetçi üstünlük adını vermektedir. Porter'ın ortaya attığı teoride doğal kaynak, sermaye ve iş gücü avantajları tek tek ele alınmayıp rekabet avantajı yaratan tüm faktörler ele alınmıştır. Diğer bir ifadeyle yeni ürün, teknolojik farklılıklar, ölçek ekonomileri ve piyasa yapıları hep birlikte rekabet gücünü yaratan birer unsur olarak ele alınmıştır.
Kısaca rekabet üstünlük, farklı olmak demektir. Porter, yenilik ve değişim kuşkusuz birbirine bağlıdır demiştir. Elmas modeli. Porter'ın ortaya koymuş olduğu elmas modeline göre belirli bir bölgenin rekabetçi üstünlüklerini belirleyen ve birbirleriyle ilişkili olan 4 önemli unsur vardır. Bu unsurlar faktör koşulları, özel faktörler yaratmak, yüksek verimlilik ve ücret getirisidir. İkincisi, talep koşulları. Talep koşulları ise firmaları gereksinimleri konusunda uyarmaları ve geleceğe dönük beklentiler içinde olmalarıdır. Üçüncüsü, ilgili ve destekleyici endüstriler. Fikir ve teknoloji alışverişi biçimindeki desteklerdir. Dördüncüsü ise firma yapısı, stratejisi ve rekabettir. Firmaların maliyet üzerindeki rekabet etmek yerine kalitenin ve inovasyonun geliştirilmesi üzerinden rekabet etmeye doğru yönlendirmektir. Şans ve hükümet faktörleri ise bu 4 faktörü etkilemektedir. Fakat tek başlığına belirleyici bir özellikleri yoktur. Modeldeki 4 önemli unsurun hiçbiri diğerinden daha önemli ya da daha vazgeçilmez değildir ve hepsi birbirleriyle alışveriş içerisindedir. Bu özelliklerden her biri ilkenin rekabetçi gücüne katkı verir. Her bir katkının gücü ve önemi diğer öğelerin durumuna bağlı olarak artar veya azalır. Balasta. Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler. Balasta, ülkelerin hangi mallarda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduklarını gerçekleşen risk satım rakamlarından hareketle saptamaktadır. Buna göre ülkede hangi mal veya mal grubunun toplam risk satım içindeki payı büyükse, ülkenin o alanda karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğundan söz etmek mümkündür. Bu yolla tanımlanmasına da açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler adı verilir. Yani en basit biçimiyle bu mal ya da endüstrinin toplam dünya ihracatındaki payının ülkenin toplam ihracatındaki payına oranını veren bir indeks oluşturmuştur. Buradaki amaç ise karşılaştırmalı üstünlüğün altında yatan kaynakları belirlemekten çok ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olup olmadığının belirlenmesidir. Açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükler formülüne göre XI herhangi bir ülkenin iyi malı ihracatını, X ise ülkenin toplam ihracatını, MI iyi malı ithalatını, M ise ülkenin toplam ithalat değerini göstermektedir. Bu oran ne kadar büyük çıkarsa iyi malındaki karşılaştırmalı üstünlük derecesi de o kadar büyük demektir. Balassa'nın bir diğer teorisi dinamik karşılaştırmalı üstünlükler. Karşılaştırmalı üstünlüklerin zaman içerisinde değişkenlik gösterebileceğini, kazanılıp kaybedilebileceğini ifade eden modern ticaret teorisidir. Ülkenin karşılaştırmalı üstünlüğü, ülkedeki bilgi birikiminden, bilginin niteliğinden ve kullanılabilme kapasitesinden etkilenir. Değişen bilgi miktarı ve yapısıyla birlikte karşılaştırmalı üstünlükler de zaman içinde değişir.